Ya bence benim iyi oynamamın sebeplerinden biri ben Mine'yi de çok benimsedim. Çok kendim gibi görüyorum. Artık bazen Feyza gibi değil Nilay gibi düşünmeye başladım. Eyvah. Eyvah yandık o zaman. Annem bana hiç torpil geçmez çünkü benim annem inanılmaz adil bir kadın. Diğer oyuncular neyse ben de öyleyim. Zaten öyle olduğum için bence başarılıyım şu an. Ben sedef hastasıyım. Arkadaşım yurt dışından ilaç getirtti. Komple saçım döküldü normal. Bu konuyu konuşmasını çok sevmiyorum ama anlatayım kısaca. Merhabalar, bu hafta konuğumuz Feyza Civelek. Merhaba Feyza'cığım. Merhaba. Hoş geldin. Hoş buldum. Yoğun Set programından kaçırdık seni. Evet, kaçtım geldim yanınıza. Ay, herkes seni konuşuyor, sizi konuşuyor, diziyi konuşuyor. Ondan sonra büyük bir gündem var. Başlayalım mı? Hadi başlayalım. Ya vallahi ben artık seni Nilay diye görüyorum. Böyle Feyza değil de sen karşında Nilay oturuyormuş gibi. Tabi bu da bence bir oyuncunun ne kadar iyi oynadığının bir göstergesi, karaktere ne kadar inandırdığının bir göstergesi. Hani sen Nilay'ı gerçekten benimsedin mi bu kadar? Ya bence benim iyi oynamamın sebeplerinden biri ben Nilay'ı da çok benimsedim. Çok kendim gibi görüyorum. Artık bazen Feyza gibi değil Nilay gibi düşünmeye başladım. Eyvah. Eyvah yandık o zaman. Ya gerçekten benimsedim. Rolü çok benimsediğim için iyi çıkardığımı da düşünüyorum. Hepinize teşekkürler. Nilay kötü mü sence? Kötülük biraz göreceli bir kavram aslında. Yeri geldiğinde evet kötü bir karakter ama sevilmemiş bir kız. Yani sevgi görmemiş bir kız. O yüzden sevgi görmek için bin bir türlü numaralar yapıyor. Aslında içten içe iyiliği olan vicdanlı da bir kız. Sana benziyor mu? Bir bazı oyuncuları bana benziyor. Genelde çok benzemiyorum ama. Nerelerde Ben de benzetiyorsun bazen patavatsızım. Mesela Var ben mıdır de öyle şeyler? pat 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 diye söylerim ben de bazen böyle Terminator gibi. Benim de var öyle bir Eyvah. gücüm. Çekiyor musun hayatta bundan? Dürüstlükten, içinden geçeni söylemekten çektiğin oldu mu? Oldu ama hep iyi yönlerini görmeye çalışıyorum daha çok. Peki, sende bir kötülük var mı? Çok kötüyüm. Evet, Gerçekten mi? gerçekten Var çok kötü mı? bir kızım. Yok şaka Harbiden yapıyorum. mi? Yok yok şaka yapıyorum. Yok, iyi bir insanım ya. Hep iyiliğimden kaybettiğim de çok zaman oldu yani. Peki şimdi annen senin senarist, Kızılcık Şerbeti'nde senaryo ekibinde. Doğru. Annem yazıyor. Annen Kendi başına. yazıyor kendi başına. Süper. Peki şimdi bir senarist annenin kızı olduğun zaman hayatta oyuncu olmaktan başka bir seçeneğin yokmuş gibi bir duygu oluyor mu küçüklükten itibaren? Aslında öyle değil çünkü annem hiç zaman bu sektörde olmamı istemedi. Öyle mi? Aslında. Neden? Evet. İstemedi. Belirsiz bir sektör, kaygan bir zemin olduğu için istemedi. Bir de zor bir sektör diye istemedi. Sonra ama ben oyuncu olmaya karar verdiğimde her zaman bana destek oldu, bana arka Sen çıktı. kaç yaşında oyuncu olmaya karar verdin? 15 yaşından beri profesyonel olarak dizilerde oynadım. Adını Feriha koyduğumda başladım. Şimdi kaç yaşındasın? 29. 29. Peki mesela o oyunculuk nasıl kanına girdi? Yani evde izlenen bir şeyler mi seni etkiledi? Ailen içinde konuşulan şeylerden mi etkilendin? Ben kamera beni her zaman seven biri oldum ve kamera önünde kendim böyle videolar falan çekerdim. O şekilde bir de bir şeyler izlerdim. Ben de hep oyunculuk aslında içinde olan bir ukdeydi. Onu dışarı Vurdun. vurdum. Hiç pişman oldun mu oyuncu olduğuna? Hayır, keşke doğuştan olsaymışım diyorum. Peki zorlandığın zamanlar oldu mu? Yani şöyle ki sen bir dönem kiloluydun. Daha sonra kilo verdin, zayıfladın. O dönemde baskılar, zorluklar yaşadın mı? Tabii yaşadım. Çünkü kilolu oyuncuya başrol vermiyorlar. Bizim ülkede görsellik çok önemli, estetik. Ve başrol vermediler. Ama daha sonrasında zayıflayınca su akar gibi bir sürü teklif geldi. Onun çok etkisini gördüm yani. Kaç kilo verdin o Bir dönem? buçuk ayda 21. Sırf bunu hırslandığın için mi verdin? Yok. Genel zaten dizi başlayacaktı vesaire. Tabii şu an
çok az kilo aldım, bunu da geri vereceğim. Yok şu anda ama şeyin yok. Evet yani. İşte hırslandım değil. O an artık o moda girmiştim. Hazır hissediyordum kendimi vermek için. Hı-hı. O yüzden vardı. Bundan canını sıktı oldu mu? Çünkü mesela bunu aslında birçok kadın oyuncu işte dergi kapağı olamadığını söyleyenler var. Çok hani bildiğimiz isimler, ünlü isimler. İşte yapımcıların sete terazi koyduğunu söyleyen oyuncular var. Var falan. Tabii neler var canım. Hı-hı. Neler var? Anlat bakalım. Hadi anlatayım, başlıyorum. Hadi anlat biraz. Yani ben mesela kendimle ilgili bir örnek vereyim. Eskiden kilolu zamanımda, bunu bir röportajımda da söylemiştim. Mesela kıyafet large etiketini yırtıp small etiketini koyuyordum. Yani şey, dikiyordum evet. Yapıyordum öyle. Aa, öyle göstermek için small. Kız tabii, peki tabii. Ondan sonra karşındaki nasıl yiyecek? Kiloluysan zaten kilolu geldi. İşte o şekilde bir şekilde kendimi de avutma aslında. Psikolojini ama değil mi? Tabii, evet. Tabii bir şekilde kendimi de avutma. Ama bir de bu galiba daha çok kadınların maruz kaldığı bir şey. Erkek oyuncuların da maruz kaldığı bir şey mi? Daha çok kadınların maruz kaldığı bir şey. Erkek her şekilde verilebiliyor. Kadınlar daha görsellikte ön plandalar bence. Erkekler de öyle ama kadınlar bir tık daha. Peki Instagram'ına bakıyorum, çok seksi pozlar var. Onlarda ne kadar Photoshop var? Zayıflatma anlamında çok Photoshop kullanmam. Genelde renk anlamında yapıyorum. Çok aşırı Photoshop sevmiyorum. Bir şeyin çünkü doğallığı, doğallığı, natürelliği her zaman daha iyi. Peki 2 milyon takipçim var. Fake adresim var mı? Yok. Fake. Fake adresim. O var mı acaba? Düşünüyorum. Kızım kaç tane vardır var ya? Bir tane var. Bir tane. onu da şey diye kullanıyorum. İşte kendimden bakmak istemediklerime baktığım hesap. Ya da ben Instagram'da ya da internetten çok fazla alışveriş yapan biriyim. Alışveriş hesaplarını Feyza olarak yaptığımı görmesinler, fake'den yapıyorsun. Peki 2 milyon takipçi bayağı iddialı. Ahlaksız teklif falan alıyor musun? Hem de neler neler alıyorum ama hiç görmezden geliyor. Gerçekten mi? Neler geliyor? İşte en şaşırtıcı yok artık bu kadar da olur evet, mu dediğim var. Evet bir tane onu söyleyeyim. Geçen gün biri yazmış bana. Tanımıyorum. Lütfen sizi bir dakika göreyim. Bir dakika görsem bile yeter. 100 bin TL veririm gibi bir şey söylemiş. Aa. Sizi sadece bir kere göreceğim. Görüşseydin 100 bin lira atmadın. Bir kere görürsün. Şu anda kapıyı açıyoruz. Bir kere görüyor 100 bin lira alıyoruz diyormuş. Evet, bu mesela aklıma mı geldi mesela şu an? Güzel. Peki sektörde hiç şeye uğradın oldum. Hani Me Too hareketi tüm dünyada çok konuşuldu biliyorsun. İşte kadınlar başlarına gelen tacizleri, psikolojik, fiziksel şiddeti anlattılar, itiraf ettiler. Sen de 15 yaşından beri setlerdesin. Hani O yaşlarda belki bir kız çocuğu olarak veya daha sonrasında hiç hayatında bunlara maruz kaldığın oldu mu? Hiç kalmadım. Çok şanslıyım o konuda. Çünkü annem hep başımda. Annem bu sektörde olduğu için şöyle bir şey yaşamadım. Anne figürü orada devreye giriyor. Devreye tabii. Girdi. Hiç yaşamadım o yüzden. Şanslıyım o konuda. Peki annen ne kadar sana torpil geçer? Annem bana hiç torpil geçmez. Çünkü benim annem inanılmaz adil bir kadın. Diğer oyuncular neyse ben de öyleyim. Zaten öyle olduğum için bence başarılıyım şu an. Ve ben mesela bu diziye Kızılcık Şerbeti'ne girerken bile herkesi adil eşit olması için audition'a girerek girdim. Normal seçmelere katılarak girdin. Peki senaryoya ne kadar müdahale edersin? İşte mesela o dizideki, yani diziyi sonuçta sen de izliyorsun. Karakterlere, yani oyuncu olarak değil, işte şu karaktere kıl olduğun oluyordur. İşte Fatih'e sinirlendiğin oluyordur. Hani onların karakterleri olarak. Oralara müdahale ettiğin oluyor mu? Anne artık şunu da şöyle yazma falan dedi. Evet dediğim önceden olmuştu. Mesela şu an sadece soru anlamında soruyorum. Artık tamamen profesyonel olduğum için neyse ona kabulüm sen artık. Öyleyim. Peki Nilay karakteri aslında birçok kötü şeye veya birçok olacak şey dizide böyle bilen bir üst zeka gibi. Evet üst zeka. Zeka küpü. Zeka küpü. Ben hatta geçen dedim ki annesi senarist ya. Her şeyi Feyza biliyor. Orada da döktürüyor oyunculukta. Her şeyi biliyor musun mesela şu anda neler olacak? Hayır. Bir sonraki bölüm bile bilmiyorum. Gerçekten. Güzel. Yani adil olması için bir de oyunculuğumu kötü etkilemesin diye. Herkese aynı anda bileyim ki Nilay da ona göre tepki versin. Feyza da ona göre tepki versin diye. Çünkü Nilay'ı da etkileyecek. O yüzden öğrenmiyorum. Herkese aynı anda öğreniyorum. Peki şimdi gelelim diğer şeye. Saçlar mevzusuna.
Herkesin merak ettiği. Şimdi bu saçlar peruk mu? Evet. Peruk, neden peruk? Ben sedef hastasıyım. Arkadaşım yurt dışından ilaç getirtti. Komple saçım döküldü. Normal. Bu konuyu konuşmasını çok sevmiyorum ama anlatayım kısaca. Diyor 6 ay sonra peruk çıkacak, normal saçlarıma döneceğim. Yani kaynak takılabilir hale geçeceğim. 6 ay kadar bir süre işte şu an peruk kullanıyorum. Ama tabii bir kadının güzelliği saçlarıdır, o yüzden çok... Bu seni üzen bir şey tabii. Tabii, muzdaribim bu konuda. Ama geçecek inşallah. İlaçlarımı kullanıyorum, mezoterapiye gidiyorum, PRP'ye gidiyorum. Şu an düzeliyor, yavaş yavaş düzelmeye başladı. Peruğa alıştın mı? Yeni saçlarım var yani şu an. Peruğa alıştın mı peki? Kaç tane peruğun var? Bir tane fix kullandığım. Çünkü hani bu dizide de hani insanlar şey diyorlar da hani böyle peruk takıyor, acaba gerçek hayatında türbanla mı, kapalı mı? Niye? Evet, onu diyenler oldu. Evet, hani o yüzden ben de sordum, hani onu diyenler olduğu için hani bu senin tercihin miydi, neden olduğunu o yüzden merak ettim. Anladım. Peki daha önce hiç başını kapatmış mıydın? Yok. Hayatta. Ama çok yakıştığını söylüyorlar ama hiç kapanmadım. Yok. Peki çevrende var mıydı başörtülü? Birkaç arkadaşım var. Birkaç arkadaşım var. Yani rolü çıkartırken nasıl destek aldın, nelerden ilham aldın aslında, hani onu merak ediyorum. Ailende, çevrende var mıydı, gözlemlediklerin mi sana yolladı? Film izledim. Etrafımda mesela yaşamadığım semtlere gidip oradaki kapalı insanların nasıl yaşadığını gördüm. Kendi arkadaşlarımdan esinlendim. Nereden feyz alıyorsam her yerden feyz almaya çalıştım açıkçası. Mila'yı öyle ortaya çıkarttın. Tabii. Peki, fikri fesatlığı kendi doğallığımda. Peki Nila ve şimdi bu dizide aslında bir aldatma hikayesi görüyoruz son dönemde. Sen hiç aldatıldın mı? Yok, aldatılmadım, yakalamadım yani. Aldattın mı peki? Çok. Ben şaka. Gerçekten mi? Yok yok, şaka yapıyorum. Gerçek anlamayın. Yok, hiç aldatmadım. Ben yani tek eşlikten yanayım. Şimdi hayatında biri var mı? Var. 9 aydır beraberiz. Aileler falan tanıştı. Ha öyleli. Öyleli, evet. Ciddili ciddili gidiyorsun. Tabii yakında gözüküyor, bakalım. Artık düğünüme bekliyorum. Aa, şey oyuncu mu? Yok, değil. Sektörden değil. Ya kendi sektöründen biri, hiç yapmaya sıcak bakmadım ben. O yüzden farklı bir sektörde. Turizm sektöründe. Bakalım inşallah. Adı ne? Söylememizde sakınca var mı? Hani soyadın değil de adını. Yok tabii, Ali Can. Ha, Ali Can Bey, peki o ne diyor? Mesela karışır mı sana oyunculuğuna mesela? Hayır, hiç karışmıyor. Tamamen arkamda destek. Normalde farklı sektörden olunca karışabiliyorlar. Ama bizim ilişkimiz hiç öyle bir şey yok. İkimiz de birbirimize. Son derece anlayışlıyız. Sen romantik bir tip misin? Evet. Belli oluyor mu? Evet. Peki aşkı anlatsana biraz. Aşkı nasıl anlatırsın? Aşk benim için yani gündüzleri onu görmek için uyanma sebebim, geceleri onu görmek için uyuma sebebim, Beğilmen'in yarısı gibi beni tamamlayan bir şey. Ben aşk kadınıyım. Hayatımdaki en önemli şey aşk ve aşksız bir hayat düşünemiyorum. Ali Can'ın neyine vuruldun? Beni sevmesine, sevmesini çok sevdim. İlgilenmesini, ilgili olmasını beni ona çeken özelliklerden biri. Aşkın için mücadele eder misin Nilay gibi? Sonuna kadar. Aşk için gururumu da ayaklar altına alırım. Gerçekten mi? Evet. Ne kadar ileriye gidersin mücadelede? Sonuna kadar, dibine kadar giderim herhalde. Aklına ne geliyorsa yaparım yani. Tek affedemeyeceğin şey nedir? Aldatılmak. Aldatılmak. Yalanı da sevmiyorum. Ama onun tolere edilebilir bir iki yanı olabilir. Ama aldatmaya gelemem. Şimdi Nilay, sen Nilay diyorum bak, bu kadar artık kendimi kaptırmışım Nilaycığım sen diye. Feyza, sen nerede doğuyorsun? İstanbul'da değil mi? İstanbul'da doğdum. Anne baba nerede? Annem Hataylı, babam İzmirli. Baban İzmirli. Annem Hataylı, evet. O zaten o... Kayıp var. Çok. 50'den fazla arkadaşımı kaybettim. Bu sene Şubat ayında yaşanan büyük depremde. Sürekli gidiyorum ben Hatay'a. Yazın gittim ya, tanınmayacak haldeydi, öyle söyleyeyim. O zaman bu yıl zaten senin için bayağı kötü ve zorlukları olan bir yıl. Evet, o yüzden 2024 çok güzel geçmişsin umuyorum. Sen ama İstanbul'da doğuyorsun. Ondan sonra Şişli'de doğuyorsun. Onun nasıl İstanbul'da bir çocukluktu? Hep evin göz bebeğiydim. Tek annem çocuk gözüm. Musun? İki kardeşim. Diğeri kız erkek. Erkek, Ömer adı.
Çok mutlu bir çocukluğum vardı. Kardeşim, ben, annem. Babayla çok görüşmüyoruz. Ayrıldılar mı? Ayrıldılar. Arada görüşüyoruz. Sen kaç yaşındaydın? Hiç zaman tamamlandı, birlikte olmadılar ama 15 yaşından beri tamamlandı. Ayrıldılar. Tam anlamıyla ayrıldılar. Babanın yokluğu hayatı nasıl etkiledi? Tabii o erkeksi yani. Baba sevgisizliğiyle biraz büyüdüğüm için hep o sevgiyi aradım. O yüzden Alican da, demin ki konuya değineceğim. Alican'ı mesela en çok sevmem nedenlerinden biri, o baba boşluğumu çok kapattı mesela. Peki o hayatını o zaman etkiledi senin? Tamam. Yok, aşka bakışını etkiledi mi babanın gidişi? Yok, hayır. Daha çok bağladı. Peki sen, şimdi annen sandık kokusunu da yazıyor. Biraz önce şeyi konuştuk. Sandık kokusunda kaybolan bir çocuğun hikayesiyle başlıyor dizi, 3 yaşında. Çocuk otobüste kaçırılıyor. Bu aslında senin gerçek hayat hikayenden esinlenilmiş değil mi? Senin de bir... Evet, benim başıma gelen... Evet, onu anlatsana. Kaç yaşında ne yaşadın? 3-4 yaşımda Hatay'dan İstanbul'a gidiyorduk. Otobüste kayboldum. Yani daha doğrusu babam otobüsten inmişti. Tuvalete gitmek için. Ben de arkasından indim. Bineceğim zaman yanlış otobüse bindim. Yanlışlıkla başka bir yere giden otobüsü. Hatırlamıyorum şu an. Bindiğimde babam sabaha kadar beni bulamadı falan. Bayağı kaos. Annemin de haberi yoktu. Anneme bilerek söylememişler. Öğrenir şey işte, böyle fenalaşır falan diye. Ama kadın haklı yani. Kadın hani, tabii canım. Kadın çok haklı, evet. İşte sabaha karşı sabah bulunmuşum. Sabah bulunmuşsun. Peki bu aslında bu dizideki hikayede tabii senin benim gerçek... Benim başıma gelen hikaye... yapıldı. Başka şeyler var mı böyle dizilerde senden yansıyan hikayeler? Vardır kesin. Bir spoiler vereyim. Feria, hani Feria hikayesini bilirsin. Benim ilk oynadığım dizi. Oradaki kapıcı kız, arkadaşımdı benim daha doğrusu. Yan kapıcım, evet. Gerçekten onun hikayesi miydi, annen yazdı? Evet. Vay be, yani gerçekten öyle bir kız vardı, öyle bir aşk vardı. Aşk kötü tarafını bilmiyorum ama o yalan söylemeleri falan, yani oradan esinlenmişler. Oradan esinlendi. Vay güzel, aslında insanın hayatında yaşadığı her şey bir şeye ışık tutuyor. Tabii tabii. Peki sonra sen ne yaptın? Hani kaybolma hikayesini konuştuk ama o zamanlar çok küçüksün. Sonra anne baba 15 yaşındayken tam anlamıyla kopuyor. Sen okuyor musun? Üniversiteye oyunculuk mu okuyorsun? Başka bir şey mi? Eğitimi ne yaptım? Harvard Üniversitesi'nde 11 oyunculuk eğitimi aldım. New York Film Akademi'de. Aynı okul New York Şubesi'nde eğitim aldım. Amerika'da oyunculuk eğitimi aldım. Ümit Çırak'tan 6 yıl aldım. Merve Taşkan'dan aldım. Ya çünkü oyunculuğun sonu yok. Ne kadar kendini geliştirirsen o kadar kârdır. Üniversite ben hala okuyorum şu an. Nerede? Beykent'te oyunculuk okuyorum. Ya okul oluyor ya iş oluyor. İkisi aynı anda olmuyor. O yüzden okulum biraz uzadı ama inşallah yaza doğru diploma alacağım. Peki sence hak ettiğin yerde misin? Bu kadar eğitim almışsın. Bu diziden sonra hak ettiğim yerde olduğumu düşünmeye başladım. Düşünüyorum artık. Peki ön yargılarla karşılaştın mı? Torpillidir falan gibi. Hani bu kız torpillidir. Anne senarist. Çok karşılaştım ama meyve veren ağaç taşlanır. O yüzden zaten torpilli olmadığım, oyunculuğumu insanlar görünce torpilli olmadığım anlaşılıyor. Anlaşılıyor, evet. Zaten hani artık şu anda bir şeyler kanıtlandı, ispatladın da hani ilk başladığın dönemlerde bunlarla mücadele ettiğin oldu mu? Çünkü... Çok çok yıpratıcı dönemlerim oldu. Çok zorlayıcı dönemlerim oldu. Torpillidir diyen de çok insan gördüm. Ama bu işten sonra artık dememeye başladılar. Çünkü oyunculuğumu kanıtladım. Kanıtladın, evet. Peki şey var mıdır? Mesela set dedikodularına ne kadar hakimsin? Olabildiği kadar. Her setin olduğu kadar dedikodusu bizde de var tabii. Sizin set böyle, hani ben şimdi şunu çok merak ediyorum. Yıllardır set ortamındasın ve her röportaja gelen hep şöyle anlat işte. Çok güzel bir set ortamımız var. Hepimiz kardeş gibiyiz. Ne kadar tatlışız. Muhteşem. Gerçekten hayat bu kadar setlerde muhteşem mi? Tabii ki de değil. Neler yaşanıyor setlerde? Biraz söylesene, anlatsana. Yani isim vermeden, yani bu set özelinde de değil. Hani genel olarak sektörde, setlerde. Mesela ya sevgili oluyorlar, sonradan düşman kesiliyorlar.
Dünyanın en büyük aşıkları oluyorlar, sonradan düşman kesiliyorlar, sonra hiçbir şekilde görüşmüyorlar falan. Başta bence sevgili olmayın işlerde. İyice birbirini tanıdıktan sonra oluyor da hop diye olmamak lazım. Öyle düşünüyorum. Onun dışında mesela o rolü oynamak istemiyor o kişi. O yüzden yapımcıya da niye ben bu rolü oynuyorum gibilerinden laf çekiyor. Sen o rol değilsin. Katil oyuncu katil oynuyorsun ya. Olmuyorsun, aynen. Onun gibi mesela böyle şeyler. Peki sen mesela böyle aralarda çıkıyorsun tak diye spoiler veriyorsun. Hatta geçenlerde bir davete katılmışsın. Davette demişsin ki Nilay artık başörtüsünü çıkartacak. Ondan sonra gündem oldu. Evet. Mesela bunları bilerek mi yapıyorsun? Bir sansasyon yaratmak için. Yoksa gerçekten şey mi? Ağzından mı kaçıyor? Bilerek söyledim aslında. Ya sen işte patavatsız değil miydi orada? Oradan feyiz alın yani, orada. Yo işte bilerek söylüyorum. Yani korkmuyor musun? Allah şu anda bu... Ya aslında ben onu spoiler... Olarak görmüyorsun. Spoiler de bu mu gidiyorsun yani? Evet, spoiler. Bu da spoiler mi olur canım diyorsun? Ben bunu spoiler gibi gördüm, tamam. Bak ağzımdan çıktı şimdi. Peki, hadi şimdi burada da birkaç gaf patlatır mısın diye. O konuştukça çıkacak, merak etme biraz. Peki, şimdi 2023'ü geride bıraktık. 2023 deyince yüzünü en gülümseten şey neydi? İki şey var. Bir, aşk hayatımın aktif olması, başlaması. İki, Kızılcık Şerbeti'ndeki başarılarım. Siz nasıl tanıştınız sevgilinle? Ortak arkadaş. Hani aşk hayatı aktif olunca nasıl aktif oldu bakalım? Tanışıyorduk. Beraber değildik. Beraber olduk sonra. Sonra gitgide iş oralara kaymaya başladı. Tabii. Evet. Sen tavlar mısın, tavlanır mısın? Yeri geldiğinde tavlarım, yeri geldiğinde tavlanırım. Nasıl tavlarsın? Bakışlarımla, bir de şeytan tüyü var diyorlar bende genelde galiba biraz. Şeytan tüyümle. Ya da ağzım iyi laf yapar mesela. Güla peki nasıl tavlanırsın? Benim ruh ikizim olması lazım tavlayabilmesi için. Çok zor. Çapkın mısın? Yok, çapkın değilim. Güzel. Peki bir asansöre biniyorsun. Asansör bozuluyor. Bir saat kapalı kalacaksın içinde. Yanında kim olsun? Normalde ada versiyonu vardı. Bunun ada versiyonu ada var. Versiyonu. Ama Ali Can dışında. Dışında. Tabii. Çok sevimsin Ali Can diyeceğim. Evet. En yakın arkadaşım olabilir. Kim o? Adı ne? Beril olabilir, Göksu olabilir, Melis olabilir, Selin olabilir. Saydıkça sayıyor. Peki, ben erkeğime yetecek kadınım ya gibi bir açıklamam varmış. Ya orada yanlış anlaşılma oldu aslında. Ben öyle demek istemedim. Ama iş gırgıra bilince bayağı bir sansasyonel oldu bu açıklamam. Aslında erkek de kadınlı. Erkek kadın eşittir. O yüzden ikisi birbirine yetmesi gibi söz konusu olamaz. Ama benim tabii açıklamam yanlış anlaşıldı orada. Sence ünlü olmanın en zor kısmı ne? Hareketlerine çok dikkat etmelisin insanların içinde. Çünkü tanınan birisin. Nerede ne yapacağını iyi hareket etmelisin yani. Senin kendini kısıtladığın oluyor mu? Artık oluyor. Daha dikkat ettiğim oluyor. Kısıtlama demeyelim de daha dikkat ettiğim oluyor. Peki hani 15 yaşından beri bu sektördesin, tanınıyorsun. İşte zaten Feriha ile birlikte de çok tanınmaya başladın. Hayatında ünlü olduğun için kaybettiğin şeyler oldu mu? Mesela özgürlüğünü belki kaybetmişsindir. Belki arkadaşlarınla partileyeceğin zamanlarda yapamamışsındır. Yok, öyle bir şey olmadı. Çünkü her şeyin dozajını bildiğim için terazi misal denge. O yüzden her şeyin olması gerektiği gibi hareket ettim her zaman. Peki hayatındaki en büyük dönüşüm neydi sence şimdiye kadar? Kızılcık Şerbeti'nden sonra eminim. Dönüşüm. Başlamak. Sonrasında evrimleşmem. Burada kendimi göstermem. Hayatımdaki en büyük dönüşüm bu. Peki bu iki sene seni nasıl değiştirdi Feyza? Hem karakter anlamında
Feyza olarak daha dikkat etmem gerektiğini fark ettim bazı şeylerin. Hem genel olarak nerede ne yapmam gerektiğine daha dikkat etmeye başladım. İşime daha profesyonel bakmaya başladım. Yani her şeyim bir artısı oldu bende. Böyle bir dönüşüm içine girdim. Evet, kesinlikle. Kişilik olarak neler değişti? Daha ağır başlı, daha şey, öyle dönüşümler yaşadın mı? Daha ağır başlı oldum, o konuda da öyle. Daha ağır başlı oldum. Daha kendimi bilinçli bir insan oldum. Daha nerede ne yapması gerektiğini öğrenen bir insan oldum gibi. Yapmaya başlayınca duramadığın bir şey söyle. Film izlemek. En severek izlediğin film hangisi? Bir sürü var, bir tane değil. Ama bir tane örnek vereyim. İzlemekten sıkılmadın yani, böyle defalarca açıp. Titanic. Titanic. Aa, güzel. Peki biriyle bir yemek yeme şansın var baş başa. Ama bu bir dünya starı da olabilir. Lady Gaga. Lady Gaga. Hayatımın yüksek idolüm. Güzel. Ooo, öyleli. Evet, öyleli. Peki en büyük meydan okuman neydi hayata? Ben kafama koyduğum yapan birisiyim. O yüzden ama en büyük meydan okumam. Galiba şimdi değil de şimdi artık diğer oyunculara karşı böyle eskiden ilk dizi zamanları böyle Feriha başladığı zamanlar meydan okumam vardı diğer set arkadaşlarıma. Niye? Küçüktüm, 15 yaşındaydım. Meydan okuma demeyelim de ben daha iyi oynarım kafasını hırslanma. Hırslanma. Kötü anlamda değil yani. Şimdi o şeyle daha mı şey oldun? Barıştım ve artık. Tabii tabii artık. Herkes ne yapıyorsa yapacağız şimdi. Yapsın kafasındayım, evet. Peki hayatında böyle bir şey değiştirme şansın olsaydı, geri alma şansın olsaydı neyi değiştirirdin? Saçlarım için o ilacı kullanmazdım. Evet, o bayağı şey yani. İnsan hayatını değiştiren bir karar. O getiren arkadaşına ne yaptın sonra? Onun da gitti saçı. O da ha, onun da gitti. Tabii. Peki sen galiba bir kedini mi kaybetmişsin? Ben köpeğimi. Öyle bir hikaye izledim Instagram'da. Köpeğimi kaybettim. Ne zaman? Köpeğimi kaybettikten sonra sedef hastası oldum. Sedef hastalığı da öyle başladı. Tabii. Çok mu seviyordun? Ya her şeyim bir köpeğim benim. Ben nereye gitsem geliyordu, ailem kadar seviyordum. Adı neydi? Sugar. Evladım gibiydi. Peki daha sonra? Feriha'da köpek de oydu. Benimle oynuyor. Ha, gerçekten o senin köpeğindi. Evet. Peki daha sonra hayvan sahibi oldun mu? Tekrar sahiplendin mi? Sahiplenemedin mi? Sokak hayvanlarına bakıyorum şimdi. Evet. Peki en beğendiğin Jön kim Feyza? Oyunculuk anlamında mı? Şu karşımda partnerim olsa da döktürsek dedi. Oyunculuk anlamında Halit Ergenç. Halit Ergenç beğeniyorsun. Güzel. Peki sevgilinin odasında bir obje olsan ne olurdun? Stres topu falan. Stres topu güzelmiş, istiyorsan o kalabilir. Tam o kalsın, aynen. Stres güzel topu. Nilay karakterini şimdi herkes merakla izliyor. Nilay için bizi neler bekliyor bundan sonra? Nilay yine fitne fesatla devam edecek arkadaşlar. Mikserle devam, ama artık Nilay'ın söylediklerine lütfen inanın. Çünkü Nilay doğru söylüyor. Kimse bilmiyor. Nilay biliyor. Artık Nilay'a inanın. Süper. Ama sen onun gibi mikser değilsin değil mi? Yok, değilim. Ben daha sakinim. Daha sakin. Hafif karıştırıcı. Hafif. Şöyle elle tabii karıştırıyor. Elle karıştırıyor. O mikserle ben elle. Ya çok teşekkür ediyorum Feyza'cığım. Ben çok teşekkür ederim. Katıldığın için çok keyifliydi. Çok keyifliydi. Çok sağ ol. İnşallah daha yolumuzda böyle sık sık kesişir. İnşallah. Böyle başarılarınla birlikte sık sık bir araya geliriz. Öpüyoruz hepinize. İyi hafta sonları.